şehit Anna Campbell'ın babası ve Kürt halkının dostu Derek Campbell. Bu röportajımızı kabul ettiğiniz için teşekkürler. Memnuniyetle. Teşekkürler. Öncelikle Başarı Kurdistan'da medya savunma alanlarına yönelik Türk Devleti'nin devam eden işgal saldırılarıyla başlayalım. Türk Devleti'nin bu son işgal saldırılarına ilişkin yorumlarınızı alalım öncelikle. Invasion attacks of Turkey. Yeah, I know it's really shocking and it's outrageous and very serious. Evet, bu şok edici ve akıl alır gibi değil. Bu durum Erdoğan'ın Kürt halkına karşı devam eden ve giderek yükselen soykırımcı politikalarının sonucudur. Bunu hepimiz biliyoruz ki bu saldırılar 10 yıllardır devam ediyor. This has been going on for decades, as we all know, and the attempt to eradicate Kurdish culture, Kurdish people, Kurdish language, Kurdish presence in the region is this is an offense against human rights, and the United Nations, I'm sure if they were called to Kürt halkının kültürünü, dilini, yaşamını hedef alan bu saldırılar özünde insan haklarının çiğnenmesidir. Eminim ki eğer Birleşmiş Milletler gerçekten orada olanları görseydi şiddetle Türkiye'yi kınardı. Kürt halkı Türk rejimine karşı bir tehdit oluşturmuyor. Türk devleti savunma adı altında Kürt halkına topyekün saldırıyor. The Kurds have as much of a right to exist and to be autonomous. Kürtlerin de var olmaya hakkı var. Kendi kendilerini yönetmeye hakkı var. Kürt halkının bir tehdit olduğunu düşünmek açık ve net bir biçimde paranoyak hastalığından başka bir şey değil. Bu aynı zamanda ırkçılıktır da. Kürt halkına saldırmak aslında toplumsal ve sosyal davranışların tamamına terstir. Pure and simple. And it's also racism. It is contrary to all the norms of civilized behavior. Irkçılıktan da bahsettiniz. Buna ilişkin bir konuya değinelim. İnsanlık ve savaş suçları üzerine. Sizce Türk Devleti'nin bu saldırıları Erdoğan'ı bir savaş suçlusu yapıyor mu? Son alınan bilgilere göre Türk Devleti yine kimyasal silahlar kullandı. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de onlarca dava halen devam ediyor. Ki buna ilişkin sizin de bir davanız var. Tüm bunları göz önüne getirdiğimizde Erdoğan'ın savaş suçları üzerine neler söylenebilir? Yeah, well, Erdoğan is a war criminal. He announces in advance what he's going to do. Erdoğan bir savaş suçlusudur. Ne yapacağını açıkça önceden söylüyor ve yapıyor. İnsanlık suçları, yolsuzluk ve savaş suçlarını gözünü bile kırpmadan yapıyor. Türkiye'nin ortaklarından NATO ve diğer ortakları da Türkiye'nin bu suçlarına karşı hiçbir tepki göstermiyor. Erdoğan da bunu çok iyi bildiği için bu suçlarına devam ediyor. Türkiye politik, askeri ve stratejik olarak NATO, Avrupa ve genelde Batı için terörizmden kendilerini koruyan bir ortak konumundadır. Bu yüzden Türkiye tüm Kürt halkını terörist ilan etmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar saldırıların son terörist ölene kadar devam edeceğini söyledi. Bu aslında açıkça tüm Kürtlerin terörist olduğu veya terör sempatizanı olduğuyla Kürtleri etiketlemeye çalışmaktır. Hulusi Akar saying that the war, what does he call it, the assault will be continued until the last terrorist is dead. This is implicitly saying that the Kurds are either terrorists or terrorist sympathizers. And eğer bunu bir savaş olarak görürseniz, evet, bunlar savaş suçları. Eğer bunları iki tarafın silahlı mücadelesi olarak görürseniz ki Belçika Yüksek Mahkemesi bu şekilde açıklamıştı. Herhangi bir standartta veya tanımlamada her türlü Erdoğan bir savaş suçlusudur. Bu açıkça ortadadır. Ayrıca Erdoğan uluslararası mahkemelerde yargılanmalıdır. The International Criminal Court.
kimyasal silahlara ilişkin ve bu savaş suçlarına ilişkin de Britanya'nın da bu işte parmağı olduğunu söylemek mümkün mü? Çünkü bu kimyasalların özellikle Britanya tarafından satıldığı da biliniyor. Evet, daha önce Britanya Savunma Bakanı Alastair Bert ile yaptığım görüşmede bana satılan tüm silahların kullanıldığı takdirde yasa dışı bir şekilde kullanılacağını söylemişti. Dolayısıyla bu silahları satın alan ülkeler özellikle kimyasalları yasa dışı kullanıyor. Bert'in söylediğine göre silahların satışı gerçekleşiyor fakat kullanım izinleri satılmıyor ve eğer kullanırlarsa bu yasa dışı bir kullanım oluyor. Bu silahları Türk devleti Kürt halkına karşı bugün de kullanıyor. KDP ve Türkiye ayrıca Britanya ilişkileri bağlamında konuşalım. Bilindiği üzere Barzani ailesi Kürt halkının birlikteliğini bozmaya yönelik hareket ediyor. Bu kirli ilişkilere dair neler söyleyeceksiniz? Barzani is an enigmatic figure. I can't really understand him. Anlamak çok zordur ama Barzani bir kukladır. Uzun soluklu bir oyunun parçasıdır. Evet, bir Kürttür. Fakat Barzani eğer çevresinde kendisini güçlü tutan güçleri beslemediyse büyük ihtimalle o oyuna yama olacak başka birilerini bulacaklar. Dolayısıyla KDP'yi ve saltanatlarını ayakta tutabilmek adına bu güçlerle halen Barzani ailesi işbirliği içerisindedir. Uzun vadede güçlü bir yerel Kürt yönetiminin oluşmaması adına veya özgür Kürdistan'ın kurulmaması adına aslında bu aile oradaki misyonunu yerine getirmeye çalışıyor. A much more strongly autonomous Kurdish region and maybe even eventually an independent Kurdistan. KDP'ye ilişkin yorumlarınızı aldık. Ayrıca PKK ile ilgili de konuşalım. PKK halen listelerde tutuluyor. Sizce PKK'nin listelerde tutulmasını Türkiye bir bahane olarak kullanıyor ve bu saldırıları devam ettirmiyor mu? War crimes against them. Yeah, absolutely. And as I said, if you don't classify the Kesinlikle evet. Bunu daha önce de dediğim gibi. Eğer Türk Devleti'nin Kuzey Kürdistan'daki Kürt halkına yönelik agresifliğini görürseniz veya iki taraflı bir sorun olarak da görseniz yine de savaş hukuku ve savaş kuralları geçerlidir aslında. Açıkça görüyoruz ki Türk Devleti Cenova Sözleşmesi'ne hiçbir şekilde uymuyor. Ayrıca insan haklarına da uymuyor. Yeterli sebebiniz olmadan herhangi birine saldırıp öldürmeye çalışmanız insanlık suçudur. Savunma adı altında bir ulusa yönelik katliam girişimi yapan yapamazsınız. Ya da sizden farklı politik partiler var diye onları öldürmeye kalkışamazsınız. Fakat Erdoğan aslında tam da bunu yapıyor. Evet, kesinlikle Erdoğan aslında tüm insanlığa karşı bir suç işliyor. Son olarak neler yapılması gerektiğini de soracağım. Ama öncesinde bir gelişmeyi sormak istiyorum. Irak ordusunun Şengal'e girdiğini görüyoruz. Siz de Şengalli insanları tanıyorsunuz. Orada bulundunuz. Sizce neden Şengal'e saldırıyorlar? Şengal Ezidi halkının bölgesi Orta Doğu'da. Ezidi halkı sanki uzaydan gelmiş gibi davranılıyor. İnanışları garipseniyor. Müslüman değiller ve Ezidiler hiçbir şekilde anlaşılmış değiller. Anlamadığınız şeylerden korkarsınız. Bu yüzyıllardır devam eden bir psikolojiye dayanıyor. Ezidilere yönelik yüzyıllardır katliamlar yapılıyor ve bu son saldırıların da aslında tarihten gelen bu zihniyetin devamı olduğunu söylemek istiyorum. Bunu açıkça görüyoruz ki Ezidilere yönelik bu katliamların sonu gelmemiştir. The Yazidis have always been subjected to discrimination, repression. It's just a continuation of that. Evet, bunu Ezidi halkına yönelik devam eden soykırımların bir parçası olduğunu söylemek mümkün. Türk devletinin Kürt halkına karşı savaşı ve savaş suçlarını durdurmak adına daha fazla neler yapılabilir? Bunu da sormak istiyorum. Well, the only thing we can do is try and inform as many people as possible.
Yapabileceğimiz en önemli şey olabildiğince fazla insana neler olduğunu anlatabilmektir. Basını iyi kullanmalıyız. Neler yaşandığını olabildiğince anlatmalıyız. Benim de yaptığım gibi Türk devletine karşı yasal yollardan da mücadele vermeyi deneyebiliriz. Son olarak mesajınızı da alalım. Kürt halkı işgal saldırıları altındayken onlara vermek istediğiniz mesaj nedir? Invasion of the Turkey. Well, my heart goes out to you, my dear Kurdish friends. Benim kalbim sizinle. Ben sizi ailem gibi görüyorum. Benim kızım Anna sizin için savaştı. Ben sizin için endişeleniyorum. Ve sizler tehlikedeyken ailem tehlikede gibi hissediyorum. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. I feel for you and I fear for you. And I hold you in my heart as much as I would any member of my family that was in danger or under threat. Şehit Anna Campbell'ın babası ve Kürt halkının dostu Derek Campbell. Bu röportajımızı kabul ettiğiniz ve değerli yorumlarınız için teşekkürler. Thank you for asking me.